Hepinizin bildiği üzerine 12-22 Haziran Atatürk Kültür Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında geçen sene pandemi şartları dolayısıyla bir etkinlik yapılamamıştı. Ancak bu sene valiliğimizle birlikte Amasya Belediyesi şehrimizin geleneksel bir etkinliği olarak uzun yıllardır devam eden gerçekten de kültür sanat faaliyetleri açısından hepimizin çok önemli gördüğü geleneksel festivalimizi bu sene gerçekleştireceğiz. Sayın Başkanımız aylar önce talimat verdiler. Kendi bizimle paylaştılar. Var olan şartlar içerisinde, pandeminin getirdiği bir takım sıkıntılı koşullar içerisinde yapılabilirse bu etkinliğin muhakkak yapılması gerektiğini, şehrimizdeki yaşayan insanların, vatandaşlarımızın bu tür etkinliklerle, sanat faaliyetleriyle sosyal yaşama katılımlarının artırılması gerektiğini düşünüyorlar. Biz de kendilerinin bu direktifiyle uzun zamandır arkadaşlarımızla birlikte, valiliğimizle birlikte, diğer paydaşlarımızla birlikte bir çalışma yürütüyorduk. 1 Haziran tarihinde biliyorsunuz bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Yayınlanmış olan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle birlikte kısmi bir normalleşme takvimi uygulanmaya başlandı. İnşallah ayın 15'inden itibaren daha da geniş kapsamlı bir normalleşmenin yaşanacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Amasya Belediyesi Kültür Müdürlüğü olarak konser programlarının ağırlığı teşkil ettiği bir çalışma yaptık, tamamladık. Sayın Başkanımız onayladılar, valiliğimizle görüşmelerimizi tamamladık ve inşallah ayın 12'sinde Mustafa Kemal'in Amasya'ya geldiği tarihte burada Cülüstepe'de yine aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılayan heyette olduğu gibi programlarımız başlayacak ve 12 Haziran'dan 22 Haziran tarihine kadar 10 günlük süre boyunca pandemi şartlarına uygun şekilde, yani sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına da dikkat etmek suretiyle insanımızın sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir riske sebebi olmadan konser programlarımızı yapmayı planlıyoruz. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Sayın Belediye Başkanımızı bu programları sizlerle paylaşmak üzere sahneye davet ediyorum izninizle. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım ve aramızda bulunan Hamamözü Belediye Başkanımız Fatih kardeşim, mesai arkadaşlarımız, hepinize merhaba diyorum. Şimdi biz hep şöyle düşünüyoruz. Amasya için ne gerekirse, Amasyalı neyi arzu ediyorsa efendim biz onu yaparız. Net. Lakin Amasyalı sizce neyi arzu ediyor? Ben şimdi gazetecilere soruyorum. Neyi arzu ediyor? Evet, söyleyin. Soruyorum. Neyi arzu ediyor? Coşkulu bir festival. Coşkulu bir etkinlik. Amasyalı neyi arzu ediyor? Elbette ki coşkulu bir festivali arzu ederken bugün Amasya Spor'un ilk maçı var. Evet. Amasya Spor'un başarısını arzu ediyor. Amasya Spor'un başarısını arzu ediyor. Şimdiden tüm Amasyalılar adına, sizler adına, Amasya'ya gönül verenlerin adına Amasya Spor'a başarılar diliyorum. Ne olacak? Amasya Spor en sonunda inşallah başarılı olacak. Hayırlı ve güzel bir neticeyi Amasya'mıza getirecek ve o mutluluğu hep beraber yaşayacağız ve efendim o günü de zannediyorum bir aylık bir süre maçların tamamı için efendim o günü de heyecanla bekliyoruz. Evet. Malum Türkiye genelinde bir virüs belasıyla ve dünya geneli virüs belasıyla baş başa. Evet. Evet, Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefa geldiniz. Alp Başkanımıza da, Menzifon Belediye Başkanımıza da hoş geldiniz diyorum. Tabii maç bugün Menzifon'da.
Ama size spora başarılar dilerken Merzif onlar bizim. Efendim. Onun için başkanım da maça geldi. Buradan da maça gideceğiz inşallah. Efendim. Şimdi hepimiz daraldık, bunaldık. Bu virüs denen bela çok sıkıntı verdi. Rahatlamamız lazım. Yani Amasya halkının rahatlaması lazım. Amasya halkının eğlenmesi lazım. Neden eğlenecek? 12 Haziran Amasya'mız için çok önemli bir tarih. Türkiye'miz için de çok önemli bir tarih. Yani bizim burada var olma sebebimizin oluştuğu günün tarihi. Eğer 12 Haziran'ı yaşamamış olsaydık elinizde kameralar olamazdı. Benim elimde de mikrofon olamazdı. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya teşrifinin olduğu gün. Biz de onu ona ve bize yakışır şekilde inşallah efendim 12 Haziran'da saat 17.30'da efendim Cülüs Tepe mevkiinden toplanarak efendim karşılama törenimizi başlatacağız. Tabii bu serüveni hep beraber zamanla yaşadınız. Zannediyorum Gazi Paşa'nın Amasya teşrifini yine bir açık arabayla canlandıracağız. Efendim biliyorsunuz zaman zaman görüyorsunuz televizyonlarda falan. Biz de Samsun'dan gelecek ve Gazi Paşa'nın da üzerinde olacağı bir araçla şehrimizi şereflendireceğiz. Efendim. Akabinde tabi çelekler konacak. Gerekli protokol konuşmaları ve buluşmalarından sonra üstü açık arabayla ve vatandaşlarımızın katılımıyla pandemiye dikkat etmek kaydıyla şehir turları yapacağız. Bu arada belediyemizin bandosu ne yapacak? Milli maçlarımızla şehrimizi hem heyecanlandıracak hem ne yapacak? Duygulandıracak hem de mutlu olmalarına vesile olacak. Evet. Şimdi 12 Haziran'da başlayıp 22 Haziran'da biten 10 günlük zaman süreci içerisinde biliyorsunuz ki pazar günleri sokağa çıkma yasağımız var. Buna riayet edeceğiz. Pazar günlerinin haricinde Amasyalı hemşehrilerimizi efendim nasıl mutlu edeceğiz diye kafamızı yorduk durduk. Ve Kültür Müdürlüğümüz bu konuda yoğun bir çalışma yaptılar. Önce başta Kültür Müdürümüz Oğuzhan Bey ve ekibine huzurunuza ayrıca da teşekkür ederim. Ne yaptılar diye soracak olursanız, sizi her akşam nasıl eğlendiririz, sizlere efendim nasıl faydalı oluruz diye ciddi manada bir program yaptılar. Evet. Birinci programımız TRT sanatçısı Ethem Kaya. Evet, burada veriyoruz, görüyorsunuz. İkinci programımız yine Mustafa İnce programı. Üçüncü programımız Rıdvan Adede programı. Dördüncü programımız kendi belediyemizin konservatuarı. Beşinci programımızda Mustafa Özarslan konserimiz var. Altıncı günde Semazen gösterileri ve Türk Sanat Musikisi konseri var. Yedincisinde yine tanınmış sanatçılarımızdan
efendim Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Kınık var. 8'de grup Karavan pop konserimiz var. 9'da TRT'nin Harman Yeri diye bir program var. Canlı olarak efendim buradan yapılacak. Şimdi program yerimiz neresi? Bize göre eski lisenin olduğu yer. Şimdiye göre de kapalı otoparkımızın üzeri. Kapalı otoparkımızın üzeri. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Pandemiye mümkün mertebe dikkat etmek kaydıyla HES kodu sorgulaması yapılmak kaydıyla içeriye girişte minderlerimiz var. Bu minderlerimize belirli sayıdaki kardeşlerimiz oturabilecekler. Bunların üzerinde durabilecekler. Özel minderler yaptırdık. Var mı görüntüsü? Evet. İki kişilik, dört kişilik, altı kişilik olmak üzere minderlerimiz var. Efendim. O minderlerimizin sayısınca efendim arkadaşlarımızı, hemşehrilerimizi orada konuk edeceğiz. Bazı programlarımız televizyonlar tarafından efendim gerek canlı veya bir araya yayınlanmak kaydıyla çekime alınacaklar. Yine biz kendi çekimlerimizi icra edeceğiz. Evet. Evet, bulamadık mı? Evet, minderlerimiz şunlar. Bu kaç kişilik? İki kişilik. Evet. Bu minder iki kişilik arkadaşlar. Bunları ne yapıyoruz? Pandemiye uygun şekilde mesafeye dikkat etmek kaydıyla alanımıza yerleştiriyoruz. Böyle 200 küsür tane minderimiz var. Herkes efendim minderin çizgilerine dikkat etmek mecburiyetinde olacaklar. Evet. Şimdi tabii dikkat çekici bir şey olacak. Belki Türkiye'de ilk olacak bu dönemde konser. Bizde başlayacak. Ama sen ilki yapmaya layıktır diye düşünüyorum. Bu cumhuriyetin, yani bugünkü cumhuriyetimizin nedir? Fikri felsefesinin oluştuğu merkez Amasya'dır. Fikri felsefesinin gönüllerde kabul olarak buluştuğu merkez Amasya'dır. Bu manada 12 Haziran'ı konuşurken elbette ki o günün müftüsü Tevfik Efendi'yi unutmamamız lazım. O günün vaizi Abdurrahman Kamil Bey'i asla unutmamak lazım. Ben her zaman söylüyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızı karşılayan 53 kişinin ruhu tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin efendim üzerindedir. Bugünkü varoluş sebeplerimiz onların tamamen o günkü duruşuyla alakalıdır. Eğer onlar yüreklerini avuçlarına alarak duruşlarını göstermemiş olmasalardı biz bu cumhuriyetin, bu özgürlüğün, bu rahatlığın efendim mümkün değil göremezdik. Bazıları işi karıştırıyor. Efendim, o günle beraber dinimiz de huzur bulmuştur. İbadetlerimiz de huzur bulmuştur. Düşünebiliyor musunuz? Yurdumuz her tarafından düşmanla sarılı, gecesi belli değil,
gündüzü belli değil, ne olacağımız belli değil ve Cumhuriyet'le beraber, laiklikle beraber, efendim, ibadetlerimizde, yaşam şeklimizde, efendim, bir düzen almıştır. Bu manada son söz olarak şöyle söylüyorum. Falı olan da, sakalı olan da, camiye giden de, cemevine giden de, pastaneye giden de, postaneye giden de, Gazi Paşa ve arkadaşlarına minnet ve saygı duymak mecburiyetindedir. Biraz daha ileriye gidersem, 81 vilayetin, efendim, Amasya hariç, 80'i, Amasya'yı, efendim, hatırlayıp Amasya'ya müteşekkir olduğunu, ben şahsım olarak, bu şehrin belediye başkanı olarak Gazi Paşa'nın duruşunu, efendim, Tevfik Efendi'nin ruhunu, Abdurrahman Kamil Efendi'nin kararlılığını taşıma karşısındayım. Kesinlikle böyle. Aklımızdan çıkarmamalıyız. Bugünkü nimetlerimizde onlara da efendim teşekkür etmek mecburiyetinde olduğumuzu bilmek durumundayız. Onun için Amasya halkına efendim diyorum ki 12 Haziran Festivalimiz ve Gazi Paşa'mızın teşrifi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Amasya halkının efendim her zaman için mutluluğunu ve mesut olmasını diliyorum. Tabii ki bu arada önce Amasya'dan bahsederken tüm Türkiye'nin, insanlık aleminin mutlu ve mesut olması arzumuzdur. Bu manada Amasya halkına 12 Haziran başlangıcı ve sonucu arasındaki dönemde her gün beraber olmak kaydıyla diyorum. Gelin bizi izleyin, efendim, gelin bizi dinleyin, gelin bizi görün diyorum. Efendim, izlerseniz mutlaka seveceksiniz. Bu işin aslı sevmektir diyorum. Ben Amasya'yı çok seviyorum. Amasyalıları seviyorum. Amasya'yı seveni seviyorum. Amasya'nın ırmağının akışını seviyorum. Amasya'nın ırmağının akışını seyredip de efendim ben huzur buluyorum diyeni de seviyorum. Efendim hepinize teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüz olsun diyorum. Efendim. Evet, basın mensupları sizlere de özellikle o gün istirahat yok. Bizimle beraber olmaya davet ediyorum. Evet kardeşim, sağ olun.